Real TV Washington bürosu bildirir, uzun zamandır beklenilen gün geldi. Hakkında azil süreci başlatılan Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecine bugün başlandı. 6 Ocak'ta Demokrat Partili Joe Biden'ın seçim galibiyetini onaylamak üzere toplanan kongreye karşı destekçilerini isyana teşvik etmekle suçlanan eski başkan Donald Trump'ın Senato'daki ikinci azil davasının ilk günüydü bugün. Ama isterseniz bugünkü duruşmaya nasıl gelindiğine şöyle bir bakalım. Donald Trump 3 Kasım seçim sonuçlarının hileli olduğu yönündeki iddialarını defalarca dile getirmiş. Hatta birçok eyalette süreci yargıya taşımıştı. Dolayısıyla sonuçların hileli olduğu yönünde davalar açmıştı. Fakat Trump'ın bu denemeleri sonuçsuz kalmıştı. İşte bu süreç neredeyse 6 Ocak'a kadar, yani Kongre'nin Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplandığı zamana kadar devam etmişti. Peki o gün neler yaşandı? İşte o gün 6 Ocak günü destekçilerini Washington'da toplamaya çağıran Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmada seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yinelemiş ve destekçilerine Kongre binasına doğru yürüyüşe geçme çağrısı yapmıştı. Trump, ülkemizin sabrı taştı, artık buna katlanmayacağız, deli gibi savaşacağız ve eğer deli gibi savaşmazsak artık bir ülkeniz olmayacak, şimdi hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz şeklinde konuşarak teşvik etmişti destekçilerini, bu ifadelere yer vermişti. Tüm bunların üzerine Trump destekçileri ise yaşananları protesto etmek için başkente yer alan Kongre binası çevresine akın ettiler. Hatta akın etmeyi bırakın, bizzat Joe Biden'ın başkanlığının onayının yapıldığı Kongre binasının içine saldırmışlardı. İşte Kongre baskınından tam bir hafta sonra ise 13 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Trump isyana teşvikle suçlanmış ve hakkında azil kararıyla Senato'da yargılama kararı alınmıştı. Kararda Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada ise Trump'ın azledilmesi kararı 197 red oyuna karşı 232 oyla kabul edilmişti. Yapılan oylamada 10 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanmıştı. İşte bugün, yani eski başkan Donald Trump'ın Senato'daki ikinci azil davasının ilk günüydü. Görevde olmayan bir başkan için azil yargılaması yapılmasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda 4 saat süren bir tartışma yapıldı. Ve ardından bu konuyla ilgili yapılan oylamaya geçildi. Senato'da 44'e karşı 56 oyla Trump'ın azil davasının devam edilmesi için oy kullanıldı. Davaya devam edilmesi yönünde çıkan kararın ardındansa sona erdi. Tartışmanın ilk kısmında demokratlar, ikinci kısmında Trump'ın avukatları görüşlerini sundular. Senato'daki davada savcılık görevi üstlenen ve azil yöneticileri olarak tanımlanan 9 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi ise davayı Trump destekçilerine 6 Ocak günü şiddet kullanarak Kongre binasının güvenlik bariyerleri aştığını ve binaya saldırdığını gösteren video görüntüleriyle başlattılar. Ve Temsilciler Meclisi azil yöneticileri davadan önce hazırladıkları dosyada ise artık görev başında olmasa da Başkan Trump'ın 6 Ocak'taki olaylardaki sorumluluğu tartışılamaz şeklinde eski başkanın davranışlarını kabul edilemez olduğunu en açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir görüşünü savundular. Trump'ın savunma avukatı Boris Custer'da azil yargılamasının yapılma nedeninin Trump'ın yeniden kamu görevine gelmesini önlemek olduğunu söyledi. Custer, burada olmamızın gerçek nedeni Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun Donald Trump'la siyasi bir rakip olarak gelecekte karşılaşmayı istememesi şeklinde konuştu. Ayrıca bugün için Trump Demokrat Partililerin Senato'daki davada ifade vermesi çağrısını reddetti. Bildiğiniz üzere 6 Ocak'ta yaklaşık 800 Trump destekçisi Amerika Kongresi'nin güvenlik bariyerlerini aşmıştı. Kapı pencereleri kırarak içeri girmişlerdi. Bazı kongre üyelerinin ofisleri yağmalanmış. Hatta olaylarda birisi polis memuru, 5 kişi ise hayatını kaybetmişti. İşte o nedenle bugün azil yargılaması için çok sayıda silahlı güvenlik gücü kongre binasında görev yaptı. Bina üzerinde dikenli teller bulunan yüksek demir parmaklıklarla çevrelendi tamamıyla. İşte davanın bir hafta ya da daha uzun süre devam etmesi bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşer, Real TV Washington.